Yorgun. Kırgınım. Kafamı dinleyeceğim. Fatoş'cum merak etme. Ya birkaç gün kafamı dinleyip geri geleceğim. Tamam Nazlıcığım, ne yapacaksan haberdar et beni, tamam? Tamam, bak kalacak bir yer bulayım. Arayıp haber veririm nerede olduğumu. Nazlı, bu arada Ferit aradı mı? Yok, aramadı. Ne yapacaksın peki, açacak mısın? Ay, açmayacağım tabii ki Fatoş. Arar zaten birazdan. Bak Fatoş, ne olursun. Sakın nereye gittiğimi söyleme. Bir tek sen biliyorsun, ona göre. Tamam tamam, sen hiç merak etme. Ben kimseye bir şey söylemem. Ama sen de dikkat et, tamam mı? Beni de sakın habersiz bırakma, bak merak ederim sonra. Tamam, dikkat ederim. Sen de merak etme. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi öpüyorum. Evden mi kaçtın? Yok canım. Kocadan mı kaçıverdin yoksa? Belli. Kesin birinden kaçıyorsun sen. Ben de birinden kaçıvermiştim. Bir zamanlar ben de çok güzeldi. Öyle bir yanaklarım vardı ki domat gibi böyle al al olmuş. Bir de güzeldim, güzeller güzeli. Bir de sevdiğim vardı ki babam vermedi. Kafaya taktı seni bir adama vereceğim diye. Sizden haber bekliyorum İkbal Hanım. Eğer Nazlı'nın izini bulursanız hemen arayın beni. Çektim bunu kenara. Dedim ki bana bak Ramazan. Ya beni kaçırıvereceksin ya da ben sana kaçıvereceğim. Bir dakika ya, Ramazan nereden çıktı? Süleyman'a ne oldu? Süleyman'ı eşekler kovalasın. Takıldı bir mavi gözlü kızın peşine. Gidiverdi. Geçenlerde duydum ki kalpten gidivermiş. Allah rahmet eylesin tabii. Sonra evlendiniz mi Ramazan'la? Evlendim ya. Şimdi bırakıverdim onu İstanbul'da. Oğlanın yanına gidiyorum, ona yardım edivereceğim. Ya kızım ya, her şeye iyi gelir. En çok da isteğe iyi gelir. Ne isteği? Anlasana işte, akaniki, akaniki. Ha, anlasana. Anladım, anladım, öyle öyle. Alo, Nazlıcığım vardın mı İzni'ye? Evet canım, şimdi geldim. Ya Nazlı, sen bir kere daha gitmemiş miydin oraya? Geçen yıl hasatlığı mandığa gelmiştim. Çok iyi hissettirmişti burada olmak. Sonra birden aklıma geldi. Yine hasat zamanı. Belki yine iyi gelir dedim. Ne yapacaksın şimdi, nerede kalacaksın? Bir pansiyon bulurum. Yarın sabah erkenden de Mehmet amcanın bahçesine hasata giderim. Yardım ederim, hem benim kafam da dağılır. Tamam canım, bak sen keyfine, kafanı dinle. Hadi öpüyorum çok. Ben de seni öpüyorum Fatoş. Bak tekrar söylüyorum, kimseye söylemek yok burada olduğumu. Aşk olsun Nazlı, tabii ki de. Hiç kimse ağzından tek bir kelime bile alamaz, sen merak etme. Tamam, öpüyorum kocaman, hadi bay bay. Öpüyorum, görüşürüz. Osman Hanım yeni anahtarı unutmuş, anlaşılan. Ferit. Nazlı nerede Fatoş? Ferit kusura bakma ya, çamaşırları kaldır, katla, ütüyü kaldır falan filan derken. Bir de kahve de lezzetli olsun diye böyle kısık ateşte soğuk suyla yaptım. O yüzden. Aa, ama ben kahveleri orta yaptım. Sen sade içiyordun değil mi? Dur onu hiç içme, ver bana şimdi. Ben hemen sadesini yapıp geliyorum. Fatoş, gelir misin lütfen şuraya? Oturur musun şöyle? Lütfen. Gel. Otur. Benim oyun oynayacak zamanım yok. Nazlı'nın nereye gittiğini söyler misin lütfen? Hayır, ben de bilmiyorum ki yani nereye gittiğini. Bana da hiçbir şey söylemedi.
Fatoş, ikimiz de biliyoruz ki Nazlı sana bir şey söylemeden hiçbir yere gitmez. Eminim sen şu an nerede olduğunu koordinatlarına kadar biliyorsundur. Yok canım, koordinatlarına kadar bilmesem de. Vallahi hiçbir şey söyleyemem yani Ferit. Nazlı'ya söz verdim. Ayrıca bilsen ne yapacaksın ki yani? Gidip onu kaçtığı yerde bulacağım tabii ki. E belki kız bulunmak istemiyor, biraz kafasını dinlemek istiyor. Fatoş, bu mesele Nazlı ile benim aramda. Benim Nazlı'yı bulmam gerekiyor. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Vallahi şöyle söyleyeyim. İçeride mutfakta bir zeytinli poğaça var. Aman yarabbi, böyle bir lezzet olamaz yani. Ben zaten zeytin şeyleri çok severim. O yüzden acayip zevk aldım yerken. Sana da getireyim mi? Yok Fatoş, sağ ol, istemem. Teşekkürler. Hele bir zeytin aldım kahvaltılık. Hani böyle kırmızı zeytinler oluyor ya, çok lezzetli. İnanır mısın, sadece sabah yemiyorum. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Fulü fulü bütün gün onu yiyorum yani. Zaten bu ara hasat zamanı mıymış neymiş zeytinlerin bilmiyorum. Öyle bir duyum aldım ama. Fatoş, ben sana bir soru sordum. Sen bana neler anlatıyorsun ya? Zeytin hasadı nasıl yapıyorlar ya? Zeytin bağı diye bir şey var mı? Üzüm bağı diye bir şey var. Üzüm bağı, bak kulağa yatkın geliyor mu? Zeytin bağı, zeytin bağı. Yok saçma. Toş, söylemeyeceksen söylemeyeceğim de. Vallahi en fazla bu kadarını söyleyebilirim yani. Bundan fazlasını söylersen birazcık fazla olur.